Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Burcu Kıratlı ile beraber her sabah olduğu üzere karşınızdayız. Ama bugün çok kısa bir piyasa masası yeniyle karşınızda olacağız. Zira saat 10'dan itibaren bir yandan TÜSİAD'da Yüksek İstişare Konseyi, diğer tarafta da Merkez Bankası tarafından Fatih Karahan Başkanlığındaki ilk enflasyon raporunu takip edeceğiz yayınlarımızda. O yüzden gözünüz Bloomberg HT'de olsun diyelim ve dönelim ALB yatırıma. Baş ekonomist doçent doktor Filizler Yılmaz bugün bizimle beraber. Filiz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. ALB yatırımda enflasyon raporundan siz neler beklersiniz? Evet Burcu Hanım ve Zeynep Hanım, iyi yayınlar. Şimdi şunu göreceğiz. Bugünkü enflasyon raporu oldukça önemli olacak. Tabii gözlerik olarak 2024 yıl sonu enflasyon hedefi olan %36'da bir revizyon olacak mı? Bunu takip ediyor olacağız. Açıkçası olması gerekenin tahmin aralığının üst bandı olan %42 veya en azından %40'lara doğru yukarı yönlü revizyonun olması gerektiği yönünde. Fakat bugün Merkez Bankası'nın biz yıl sonu enflasyon tahmini %36'da bir değişiklik yapacağını düşünmüyoruz. Bunun da temel gerekçeleri var. İlk olarak son PPK metninde Merkez Bankası'nın bunun iletişimini yaptığını düşünüyoruz. Özellikle son PPK metnindeki Aralık ayındaki manşet enflasyonun son enflasyon raporundaki görünümle uyumlu olduğuna dair sözel iletişimi aslında %36'lık hedefin değiştirilmeyeceğine yönelik önemli bir ileriye dönük sözü yönlendirmeydi diye düşünüyoruz. Yine evet, bildiğimiz gibi Ocak ayı aylık enflasyon beklentilere göre, yani %36'lık hedefe göre %3'lük aylık enflasyonu baz aldığımızda oldukça yüksek bir oran. Fakat özellikle ekonomi yönetiminden gelen iletişime baktığımızda aslında bu bizim öngörü tahmin patikamızın içerisinde. Dolayısıyla bizim için sürpriz değil ve biz bunu geçici etki olarak görüyoruz diyorlar. Ve bir de şu var tabii, şimdi Ocak ayı enflasyonun güçlü gelmesiyle birlikte enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü bir gidişat görebiliriz. Böylesi bir konjonktürde bu riski göze almak istemeyip %36'lık hedefi değiştirmeyecektir diye düşünüyoruz. Tabii ki Sayın Fatih Karahan'ın ne söyleyeceği de bu noktada oldukça önemli. Çünkü Sayın Fatih Karahan göreve geldikten sonra özellikle yabancı kurumlarda yeni başkanın oldukça şahin olduğu ve ek faiz artışlarını gündeme getirebileceği söylemleri var. Dolayısıyla özellikle bugün soru cevap kısmında Sayın Fatih Karahan'ın ek faiz artışına bir kapı açacak mı, açmayacak mı ve ne derecede şahin olacak piyasa tarafından takip ediliyor olacak. Evet. Bu noktada açıkçası biz bugün Sayın Başkan'ın ek faiz artışının güçlü bir senaryo olduğu yönünde bir sözlü iletişimde karşımızda olmayacağını düşünüyoruz. PPK metnindeki ileriye dönük sözlü yönlendirmeleri daha şahin, daha keskin vereceği, parasal sıkılığın gerektiği müddetçe korunacağı yönünde mesajlarla karşımızda olacağını düşünüyoruz Zeynep Hanım. Takip edeceğiz. Birkaç dakikaya sorularımızın yanıtlarını da almış olacağız. Böylelikle ALB Yatırım Baş Ekonomisi Doçent Doktor Filizler Yılmaz, çok teşekkür ederiz her sabah olduğu üzere.